Mutlu günler dileyerek yayınımıza başlıyoruz. TV Kayseri ekranlarına hoş geldiniz. Hüma'nın Dünyası ile karşınızdayız. Bugün kolon kanserlerini konuşacağız. Aslında tatsız bir konu ama baktığımız zaman kanserlerin artışında inanılmaz bir hız görünüyor. O yüzden de biz hem kanser haftası olması nedeniyle kanserleri konuşalım, kanser türlerini konuşalım istedik. Hüma biliyorsunuz ki kadın sağlığı noktasında branş ve dal hastanesi. O yüzden bu haftayı, bu ayı değerlendirin istiyorum kadınlar olarak. Çünkü meme kanserlerinde de hızlı bir artış var. Hem kanserleri konuşacağız hem bu artışın sebebini konuşacağız. Aslında sebep gözümüzün önünde. Hem çevresel faktörler hem beslenme hem stres devreye girdiğinde üzücü sonuçlar karşımıza çıkabiliyor. Bugün de hakikaten konusunda en uzman isim bizlerle birlikte. Kim? Uzman doktor Abdurrahman Akay hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. Bugün bağırsak kanserlerin, kalın bağırsak kanserlerini konuşacağız ama isterseniz kanserin hız artışından biraz bahsedelim ki biraz kırmızı kalemle altını çizelim istiyorum. Çünkü biz kadınlar bir tık kendimizi önemsemiyoruz, kendimizi dinlemiyoruz. Tamam, sonra gideriz, 2 gün sonra gideriz ama şu çocuğa da bakayım, şu komşuyu da ağırlayayım, eve de yetişeyim, işe de yetişeyim derken işte göğsümüzde bir ağrı varsa da ihmal edebiliyoruz, karnımızda ağrı varsa da ihmal edebiliyoruz, biraz korkudan gitmeyebiliyoruz. İsterseniz kanserin erken teşhisinde hayatı nasıl kurtardığından bahsedelim, sonra da kalın bağırsak kanserlerini yavaş yavaş geçelim. Evet. Bir hastalığın özellikle kanserlerin erken teşhisinde en önemli nokta şudur. Şikayetler başlamadan önce, sıkıntılar oluşmadan önce doktora gitmek erken tanı ve teşhis de çok önemli. Size iki hastadan bahsedeyim. Birinci hastamız 63 yaşında bir hanımefendi. 3-4 aydır karın ağrıları, şişkinlik şikayetleri oluyor. Sonra kanaması olunca genel cerrahi polikliniğimize geldi. Yaptığımız kolonoskopide maalesef bağırsağı tıkamakta olan bir kanserle karşılaştık. Dün de ameliyatını yaptık. Şifa Ama olsun inşallah. geçen gün yine bir hastamız geldi. Sadece tarama amaçlı yaşından dolayı geldi. Hiçbir şikayeti yok. Sorduğumda benim bir şikayetim yok dedi. O da 60 yaşında. Ona baktığımız zamansa sadece 8 milimetre yani 1 santim bile olmamış bir poliple karşılaştık. Ve biz bunu ameliyat etmeden yani ameliyathane şartlarına gerek duymadan sadece sedasyon altında kolonoskopi ile bu polipi çıkardık. Ve ileride kanserleşme ihtimalini ortadan kaldırmış olduk. Baktığımız zaman da başka hiçbir sıkıntısı olmadığı için yaklaşık bir 8-10 yıl boyunca bu hastamız kanserle karşılaşmayacak. Karşılaşsa bile geç kalmamış olacak. Evet, aslında çok güzel iki örnek O verdiniz. yüzden ben kanserlerden bir cerrah olarak hiç korkmam. Kanserdeki sıkıntı hastalarımızın sadece geç gelmesi. Ama rutin kontrolleri nedir o? 50 yaşından sonra herkesin bir kanser taraması için genel cerraha gelmeleri özellikle mide olsun, bağırsak olsun. Biz basit işlemlerle bunları taramasını yapabiliyoruz. Evet, 3 ay beklememesi gerekiyor değil mi? Yani 3 Tabii ay ki. aslında karın ağrısı çok ciddi bir süreç. Ama işte ihmal, ihmal, ihmal sonrasında da kötü bir sonuçlanma Maalesef. karşısına çıktı. O yüzden erken tanı, erken tanı, erken teşhis üzerine bir kez daha çizmek istiyorum. Biz sağlıklıysak ailemiz sağlıklı, biz iyiysek çevremiz iyi, kadın iyiyse dünya iyi, dünya güzel. O yüzden kadınlarımıza sahip çıkalım, kendimize sahip çıkalım, bir kez daha hatırlatmış olalım. Kalın bağırsak kanserlerini genel tanımını alalım mı sizden değerli hocam? Evet. Bağırsak sistemi iki kısımdan oluşuyor. Mideden sonra ince bağırsaklar ve daha sonra kalın bağırsaklar şeklinde devam ediyor ve çıkışa ulaşıyor. Kalın bağırsaklarda daha çok ince bağırsaklar gibi hızlı bir dolaşım olmadığı için daha yavaş bir dolaşım olur. Yani aldığımız yiyecekler kalın bağırsakta biraz bekler, işlenir, iyice içindeki sular emilir. Ayrıca kalın bağırsağımız içinde bakteriler vardır, mantarlar vardır. Bunlar yararlı, vücuda yararlı bakteri ve mantarlardır. Bunların dengesi bozulursa ya da kabızlık dediğimiz bir sıkıntı varsa, bunun yanında tıkanıklığa bağlı bu büyük abdest dolaşımı bozulursa, bağırsağın içinde geçen süre artarsa, içinde hastalıklar oluşmaya başlıyor.
Yani nasıl temiz bir suyun olduğu yerde hiçbir kir olmaz, o su içilebilir. Ama beklemiş su kirlenir ve içilmez. Bağırsak da böyledir. Her gün düzenli olarak tuvalete gidemeyen insanlarda biz daha fazla bağırsak problemleriyle karşılaşıyoruz. Evet, o zaman burada hem egzersiz devreye girecek hem çok sıvı tüketmek, su içmek devreye girecek, tabii değil mi? Tabii ki bağırsakların düzenli çalışabilmesi hareket için egzersiz çok önemli. Hareket eden insanlarda, egzersiz yapan insanlarda, düzenli güzel beslenen insanlarda bağırsak problemleri daha az oluyor. Evet, peki belirtileri nelerdir? Hasta kendini nasıl anlamalı burada? Belirtileri yavaş yavaş başlar kanserin. Belli bir noktaya ulaşana kadar da belirti vermez. Nedir o? Bağırsağın belli bir çapı var. Kalın bağırsak kanserleri bugün konumuz, kolon kanserleri. Kolonun en geniş yeri 10 santimdir. En dar yeri ise 1-2 santim civarındadır. Bir kitle 1-2 santim boyutunu geçtiği zaman... Hemen karşıda da görüyoruz bağırsakları. Evet, bir kitle 1-2 santimden daha büyük olduğu zaman bu bağırsağı tıkamaya başlar. Tıkamaya başlayınca da ağrı oluşur, şişkinlik oluşur. Tamamen tıkadığında da karnı tamamen şişer, geç kalınırsa da patlayabilir. Bazen de bu kanserler büyürken kanamalı lezyonlara yol açar. Ve kanadığı zaman hasta büyük abdestinde kan görebilir. Bunun miktarı küçük de olabilir, büyük miktarlarda taze kan şeklinde de olabilir. Hastalarımızda en çok iki tane sebepten gelirler. Bir tıkanıklık sebebiyle, iki de kanama nedeniyle. Şimdi bazen de tarama testleri yapar sağlık ocağında doktorlarımız. İşte gaytada gizli kan diye. Bunu tespit ettiğimiz zaman da ilk aklımıza gelen şey kanser olduğu için biz bu tip hastalarda kolonoskopi yaparız. Evet, şimdi Alaturka ve Alafranga tuvaletler çıktığı için aslında onu tespit etmek de zor değil mi değerli hocam, kanı görebilmek gaytada? Tabii ki ama şöyle söyleyeyim, eski sistem tuvaletler aslında bağırsaklarımız için daha faydalı. Çünkü daha rahat bağırsaklar boşalır. Yeni tip tuvalet sisteminde tabii görme açısından daha kolay olur ama bağırsak düzenini olumsuz yönde etkiliyor. Evet, orada da hep uzmanlar işte ayağınızın altına mutlaka bir tabure koyun ki o akışı sağlayabilin diyor. Ama biz biraz daha rahatımıza düşkün olduğumuz için orada bile rahata kaçmışız. Kalın bağırsak kanserlerinde ağrı tam olarak nerede olur değerli hocam? Bağırsağın şöyle söyleyeyim, belli bir noktasında ağrı oluşmaz. Bağırsak şişkinlik yaptığı zaman gerilme ağrısı bağırsağın her yerinde hissedilebilir. Yani... biraz önce şekilde de gördüğümüz gibi bağırsak karnın bir ucundan başlar, çevreler öbür tarafına doğru tamamen dolandığı için bu gerilme ağrısı karnın her yerinde hissedilebilir. Evet, o ağrıyı. O yüzden karın ağrısı olduğu zaman bir doktorunuza muayene olunuz. Orada süreç var mıdır değerli hocam? Bir gün ağrıdıysa sıkıntı yok ama üst sistemi tamamen... Basit ağrıları zaten biliyoruz işte nedir? Enterit dediğimiz ishal gibi. Kirli, temiz olmayan yiyecekleri yediğimiz zaman karşılaştığımız enfeksiyon ağrıları olabilir. Bizim için onlar önemli değil. Onlar zaten hastalarda bilir. Bir şekilde ishal olurlar. Ama bizim kastettiğimiz ağrı ve şişkinlikler daha çok belli bir yaştan sonra, özellikle 45-50 yaşlarından sonra görülmesi artar. 60-65 yaşlarında kolon kanserleri pik yapar. En fazla sayıda görülür. Bu dönemlerde geçen yıla göre bağırsak akışkanlığı bozulduysa, mesela her gün tuvalete giden bir insan artık 2 güne bir, 3 güne bir gitmeye başlıyorsa, demek ki sisteminde bir sıkıntı var demektir. Bunu genel cerrah ya da gastroenterolog tarafından bir kolonoskopi ile bakılması gerekir. İkincisi ne olabilir? Dediğimiz gibi ağrılar olabilir, kanama şikayetleri görülebilir. Biz bu şikayetlerden, özellikle bu üçünden biriyle karşılaştığımız zaman ilk yaptığımız tetkik tabii bir kolonoskopi ile, kamera sistemiyle görüp önlem almak. Peki değerli hocam, risk faktörleri nelerdir? Ailesinde genetik faktörler önemli. Kanser olan birinin birinci derece yakınları ve alt soyu bizim için önemli. Mesela babasında kanser varsa oğlu, kızı, İşte babasının kardeşleri gibi
Yani aynı soydan gelenlerde görülme ihtimali biraz artmakta. Ama daha çok kullandığımız yiyecekler, besinler, hareketsiz, düzensiz yaşam, obezite. Mesela her 5 kilo almak kolon kanserini bir miktar daha arttırabiliyor. Hareketsiz yaşam kolon kanseri riskleri arasında. Evet, şimdi baktığımız zaman da program başında açılışı yaparken dediğim noktaya geliyoruz. Hız artmasının sebebini aslında çok güzel ifade ettiniz. Obezite hızla artıyor, sağlıksız beslenme hızla artıyor ve bunun yanında da egzersiz ve spor hayatımıza neredeyse hiç yok. Eşittir kanserlerin artışı diye görünebilir. Bu noktada da mutlaka egzersiz. Hatta vatta egzersizle ilgili, eğer bağırsaklarınız çalışmadığını hissettiğiniz takdirde, ki ben öyle yapıyorum, bir tık egzersiz arttırdığınız zaman çok daha düzenli hale geliyor. O yüzden sporun altını bir kez daha böyle kırmızı kalemle çiziyoruz değil mi değerli hocam? Ben şöyle bir şey anlatayım. Ameliyat sonrası bir hastamız geldi. Bir hafta boyunca tuvalete gidememiş. Tabii çok şiddetli gerilme ağrıları olmuş. Biz bu hastamıza tedavide şunu önerdik. 50 tur serviste yürüyeceksiniz. Gerekirse merdiven inip çıkacaksınız. Ameliyatlı hasta ama hem merdiven inip çıktı hem yürüdü. Yatakta bir sağa döndü bir sola döndü. Ve ikinci gün bağırsak akışkanlığı tekrar sağlandı. Ameliyat etmeden kurtardık hastamızı. Evet, bu da çok çok önemli. Bir de şu noktaya geliyor. Bağırsakları çalıştırmak için dışarıdan ekstra takviye alınıyor. Bu da çok sağlıksız değil mi değerli hocam? İşte 3 gün eğer ki tuvalete çıkamıyorsa 4. gün bağırsak çalıştırıcı, bitkisel ilaçlar ya da herhangi bir takviye alınıyor dışarıdan. Tabii ki dışarıdaki takviyeler kesin çözüm olmuyor. Sonuçta bağırsağın bir yapısı var, bir boşalma hızı var. Biz bunu aslında belirlerken yiyeceklerimizi ayarlasak, hani belli bir düzende yemek yesek sıkıntı olmaz. Nedir bunlar? Lifli gıdalar mesela bizim kalın bağırsaklarımız için çok önemlidir. Sebzeler, meyveler, işte kayısı türevi, hurma gibi yiyecekler, bunlar lifli gıdalar içerirler ve bağırsağın daha hızlı çalışmasını sağlarlar. Ama bazı hastalarımız ne yapıyorlar? İşte bende şişkinlik oldu, hemen bir laksatif dediğimiz, lağman dediğimiz yöntemlere başvuruyorlar. Ama bunlar da tabii bağırsağı tembelliğe ve sıkıntılara ileriki dönemlerde yol açabiliyor. Giden düzgün bir sistemi aslında bozuyoruz. Tabii. Peki tedavisi kolon kanserlerinde cerrahi midir? Yoksa başka bir tedavi var mıdır? Kolon kanserlerinde ilk tercih tabii ki cerrahi. Ama o kadar çok teknikler gelişti ki artık cerrahi yöntemler de hastalar için kolaylaştı. En basiti nedir? Kolonoskopidir. Biz kolonoskopi ile bir kamera ve küçük aletler yardımıyla 1-2 santimlik kanserleri ve kanser öncüsü lezyonları, polip dediğimiz lezyonları çok rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Eğer bu aşamayı geçtiyse geriye laparoskopik ya da açık ameliyat yöntemleri giriyor. Ameliyatlarla biz kitleleri çıkardıktan sonra kemoterapi ve radyoterapiden de yardım alıyoruz. Artık 10-15 yıl öncesi gibi değil. Hastalarımız biraz daha hayatlarını iyi ve konforlu, uzun konforlu yaşamalarını sağlayacak tedavilere sahipler. Kalın bağırsak kanserlerinde evreler var mıdır değerli hocam? Evet, büyüklüğüne göre, yerine göre bu evreler değişir. Eğer 2 santimden küçükse evre 1 diyoruz. 2 santimden büyüdüğü zaman evre 2 oluyor. Mesela bağırsağın dışına taşıp karın içine bulaştığı zaman evre 4 diyoruz. Uzak organlara metastaz yaptığı zaman artık son evre oluyor. Metastatik hastalıklardan bahsediyorum. Bu sefer işte karaciğere yayılabilir, kemiklere yayılabilir, beyin metastazları olabilir. Bu durumda artık son evre oluyor ve bizim de tedavi şansımız azalıyor. Evet, hemen baktığımız zaman o zaman kalın bağırsak kanseri hastalarının tedavisi çok çok önemli değil mi değerli hocam? Başka yerlere sıçramaması adına. O yüzden belli bir yaşa geldiği zaman özellikle 50 yaşında hiç şikayeti olmasa da biz tarama testleri yapıyoruz hastalarımıza ve normal dışında bir bağırsak sıkıntısı yaşayan hastalarımız hemen gelsinler. Peki değerli hocam, neden 50 yaş ve üzeri? Kanserin görülme sıklığı özellikle kalın bağırsakta 50 yaşından sonra daha sık oluyor. Yoksa 25-30 yaşında da nadiren biz kalın bağırsak kanseriyle karşılaşıyoruz.
Burada bir cins ayrımı var mıdır? Kadınlarda daha çok, erkeklerde daha az gibi? Yani hastalarımıza baktığımızda çok fazla birbirlerine yakın kolon kanserinde. Çok farklı değil. Ama meme ya da prostat kanserleri biraz daha farklı. Birisi kadına özgün, birisi erkeğe özgün. Ama bağırsak kanserlerinde birbirlerine yakın. Yakın. Peki hastalığın seyrini neler belirliyor değerli hocam kalın bağırsak kanserinde? Yani öğrendiğimiz andan itibaren dikkat etmemiz neler var? Öğrenene kadarki seyir neyle belirleniyor? Kanser olduğunu öğrendikten sonra yapılması gereken en önemli şey geciktirilmeden ameliyat etmek. Ama hastalarımız artık doktorlara da daha rahat ulaşabiliyorlar ve akıl veren çok oluyor. Burada yapması gereken deneyimli bir cerrah bulup tedavilerini o yol üzerinden yapmaları. Ama bir ona soralım, bir buna gidelim, bir işte Ankara'ya gidelim, bir yurt dışına bakalım denildiği zaman iş çok uzuyor ve her bir ay uzaması bu kanserin biraz daha ilerlemesine ve geciktirilmesine yol açıyor. Tespit edildikten sonra bir an önce biz tedavi, ameliyat öneriyoruz. Yayılıp yayılmadığını anlamak için PET-CT dediğimiz tarama testleri yapıyoruz yine. Hastalarımızda işte beyin metastazı olsun, karaciğer metastazları, lenf nodlarına yayılmış mı gibi işte MR yöntemlerini kullanıyoruz, ultrason kullanıyoruz. Eğer yayılmadı ise tedavimiz yine çok kolaylaşıyor. Yine erken tanı. Hemen sorularınız için de bizim tüm sosyal medyalarımızdan ve WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. İzleyici sorumuz demiş ki kalın bağırsağı tıkamış kanserlerde nasıl tedavi öneriyorsunuz demiş. Evet, tamamen tıkadıysa bizim işimiz ameliyatta çok zor oluyor. Tamamen tıkalı, patlamaya hazır bir bağırsakla hiçbir cerrah karşılaşmak istemez. Çünkü ameliyat sırasında eğer bu bağırsak delinirse ya da patlarsa içeriğinden dolayı çok ciddi enfeksiyonlar ve hasta kayıplarımız oluyor. O nedenle biz tıkanmış hastalarda eğer o tıkanıklığı aşabiliyorsak hastada önce tıkanıklığı aşmaya çalışıyoruz. Yine kolonoskopi ile gerekirse bir stent yerleştirip bağırsağı rahatlatıp daha sonra ameliyata alıyoruz. Ya da özel aletlerimiz var bizim. Bağırsağın delinmesini, içeriğinin dışarıya çıkmasını önleyen stapler dediğimiz. Onları kullandığımız zaman yine bu sıkıntılarla karşılaşmadan ameliyat edebiliriz. Ama tıkanmış kanserler hem hasta açısından hem de tedavi açısından sıkıntı oluşturuyor. Peki gelişimi önlenebilir mi değerli hocam kalın bağırsak kanserlerinin? Şöyle, gelişimi tespit edildikten sonra mı soruyorsunuz yoksa hiç olmadan? Her ikisini de cevaplandıralım. Gelişimi önlenebilir tabii, mi? Tabii. Önce oluşumunu önlemeden bahsedelim. Dediğim gibi bazı yiyecekler olsun, işte bizim özellikle hazır gıdalar, bağırsağın akışını yavaşlatan gıdalar tabii ki kanseri arttıran sebepler. O yüzden hareketli bir yaşam, temiz yiyecekler, çeşitli yiyecekler bağırsak kanserinden gelişimini bir nebze olsun azaltacaktır. Tespit edildikten sonra bunu geciktirme diye bir şey yok. Çünkü kanserler doubling time dediğimiz yani iki katına ulaşma süresi yaklaşık bir kanserin 6 ay ile 1 yıl arasında değişir. Yani 1 santimlik kanseri siz 6 ay beklerseniz 2-3 santime ulaşabilir. O yüzden süre, hızlı tedavi bizim için çok önemlidir. Bazı kemoterapi yöntemleri kanserin cinsine, reseptörlerine göre ilaç tedavileriyle bu hızlanması biraz yavaşlatılabilir. Bazen tedavi de edebilir. Ama kolon kanserleri için özellikle bu reseptörlere duyarlıysa hastaya göre tedavi belirliyoruz. Kemoterapi, radyoterapi sonrası ameliyata aldığımız hastalarda mevcut. Yani biz hastalığa göre değil, hastaya göre tedavi veriyoruz. Hastaya bakıyoruz. Eğer yayıldıysa, lenf nodları varsa, çevre organlarda büyük hasara yol açacaksa
Gerekirse kemoterapi ve radyoterapi sonrası ameliyat aldığımız hastalarımız da mevcut. Peki değerli hocam, kalın bağırsak kanserine neden olan polipler kendi kendine ya da dışarıdan bir müdahille, bir ilaçla, bir beslenme tedavisiyle geçer mi? Yoksa o polipler hiçbir şekilde geçmez ve alınması mı gerekir? Bir polip oluştuysa maalesef geçmez. Şöyle söyleyeyim, bir 30 yaşında kolonoskopi yaptırdığınızda küçük diyelim 3-5 milimlik polip gördünüz. Bunu kolonoskopi ile polipektomi şeklinde çıkardığınız zaman artık oradan bir daha kanser gelişme ya da polip gelişme sıkıntısı olmaz. Ama yapılan çalışmalarda 50 yaşından sonra bu polip oranlarının mesela 60-70 yaşında insanların %60-70'inde polip olduğu görülmüş. Mesela 50 yaşında yarıya yakınında görülmüş ama 30 yaşında çok az görülmüş. Bu yüzden belli yaşlarda özellikle 50 yaşında yine kolonoskopi ile bakmak gerekiyor. Evet, şimdi izleyicimiz demiş ki tuvalete gitmeyi geciktiriyorum. Hani bu koşuşturma ve iş hayatının getirdiği faktörler değerli hocam. Bazen hakikaten tuvalete gitmeyi, büyük abdesti geciktirebiliyoruz ya da sonra diyebiliyoruz. Ya da dışarıda hiç tuvalete gitmeyen hastalar var, mutlaka evini bekleyen kişiler var. Yani iş hayatında dışarı kullanmıyor, evini kullanıyor. Öğrenciler var, evini kullanıyor. Hele ki şu süreçte, pandemi sürecinde çok daha fazla arttı. Hem idrarını hem dışkısını, gaitasını tutanlar var. Bu noktaya nasıl bakıyorsunuz? Bu hastalığa sonuç çok, verir mi? Tabii bu sıkıntılı bir durum. Şöyle, bağırsak içi boş bir organ. Ne kadar kendinizi tutar beklerseniz içerisindeki bağırsağın çapı genişler. Çapı genişledikçe bağırsak ne kadar kalınlaşırsa, ne kadar genişlerse o kadar az çalışır. Yani bağırsağın çalışabilmesi için belli bir çaptan daha düşük olması lazım. Bizim megakolon dediğimiz dev bağırsaklı hastalarımız var. Bunlardaki en büyük sıkıntı da yine bu tuvaleti geciktirmek ve kabızlık sıkıntıları. Mesela bir haftada bir, 10 günde bir, 15 günde bir tuvalete giden hastalarımız var. Bunlar da maalesef bağırsak çapı çok genişliyor. Buna bağlı olarak da bağırsak problemleri artıyor ve içindeki bakteri ve yiyecekler daha fazla kaldığı için daha fazla zarar veriyor. Bu kanser oluşumlarını arttırıyor tabii ki. O yüzden sakın tuvaletinizi geciktirmeyin. Hem idrar olsun hem büyük abdest olsun. Geldiği zaman tuvaletinizi yapınız. Geciktirildiği zaman telafisi zor sıkıntılar oluşuyor. Evet, yine sizin gibi değerli bir hocamla bu soruyu sorduğumda dedik ki bayanlar bunu işte çok titiz, mikrop kaparım diye düşünüyor ve kullanmıyor ama dedi inanın oradan alacağınız mikrop sizin kendinize verdiğiniz zarardan çok daha az. Tabii tabii. Ben hiç dedi yani böyle farklı bir noktada tuvalet kullanıp da rahatsızlanan, hastalanan görmedim ama idrarını tuttuğu için idrar kaçıranlara kadar işte ya da büyük abdestini tuttuğu için farklı sonuçlara giden hastaları gördük dedi. O yüzden bir tık buna dikkat etmekte fayda var değil mi değerli hocam? Tabii tabii, geciktirmemek lazım. Evet, peki şimdi demiş ki izleyicimiz, ameliyatım olduktan sonra sanki hiç ameliyat olmamış gibiydim, hiç korkmayın demiş. Hemen size soruyorum, bu başlığı hakikaten böyle midir? Tabii hastalar sıkıntılı oluyorlar. İşte tıkanma problemleri, kanama problemleri olan hastalarımız var. Bir de kanser hücreleri vücudun çalışmasını, hormon dengesini de bozarlar. Salgıladıkları bazı enzimlerle vücudun işleyişini, savunma sistemini de bozarlar. O yüzden bu kanser ortadan kaldırıldığı zaman hastalarımız ve moralmen de çok rahat ediyorlar. Çoğu hastamız da dediği gibi çok rahat ediyor. Hiç ameliyat olmamış gibi bir gün sonra taburcu olmuş. Peki bir gün sonra mı? Bağırsakta anastomoz yapıyoruz. Yani kestikten sonra biz iki bağırsağı yine birleştiriyoruz. Ben genelde 3-4 gün hastanede yatırıyorum. Bunun bir gün önce taburcu edenler, 1-2 gün sonra taburcu eden cerrahlarımız da var. Bu hastaya göre, cerrahın seçimine göre yani... Biz hastanın ne zaman güvende olduğunu hissedersek o zaman taburcu ederiz. Evet, değil mi? Burada da çünkü hastanın size uyumu da çok çok önemli. Tabii ki. Evet. Şimdi yöntemlere bakarsak değerli hocam, bir kez daha yöntemi hatırlatır mısınız? Yani var. Ameliyat yöntemlerinde neleri kullanıyorsunuz ve iz kalıyor mu diye izleyicimiz sormuş. Kesin bayan bir izleyicimiz. Ameliyat şimdi, sonrası iz kalıyor mu demiş. Küçük tümörleri varsa hastanın, bağırsağını tıkamadıysa biz laparoskopik yöntemler kullanıyoruz.
Laparoskopik yöntemlerle tabii ki daha çabuk hastaneden taburcu olabiliyorlar. İz kalmada daha az oluyor. Ama kanserin evresine göre, büyüklüğüne göre, hastanın durumuna göre, acil alıp almadığımıza göre de değişiyor. Mesela acil vakalarda biz ne yapıyoruz? Karnını hastanın kesiyoruz. Ya da hızlı ameliyat yapmamız gereken durumlar oluyor. Hastada kalp sıkıntısı olabilir, nefes darlığı olabilir, işte beyinsel problemler olabilir. Kan cıvıtıcı ilaçlar kullanan hastalarımız var. Hızlı ameliyat hastanın konforunu arttıracaksa biz açık cerrahiyi tercih ediyoruz o zaman. Evet, peki burada hastamız ameliyat oldu, 3 gün sonra çıktı. Evde dikkat etmesi gereken unsurlar var mı, yoksa normal hayatına dönebiliyor mu değerli hocam? İlk tabii ki iyileşme süreci bir hafta 10 gün çok dikkat etmesi gerekiyor. Biz daha çok sulu yiyecekler veriyoruz. Evde yatıp dinlenmesini öneriyoruz tabii ki, ama evde de yürümesi, egzersiz yapmasını, yani egzersizden kastımız bir odadan diğer odaya gitmesi. Ufak tefek işte bir çay bardağını alıp getirmektir, mutfağa gidip çıkmaktır gibi aktiviteleri öneriyoruz hastalarımıza. Onun dışında en ufak bir ateş, ağrı, sıkıntı gibi bir durumda tekrar doktorlarına haber vermelerini istiyoruz. Ama genelde taburcu ettiğimiz hastalarda çok sıkıntı görmüyoruz. Evet, izleyicimiz demiş ki bağırsak iltihabı teşhis konduğu kansere yol açar mı demiş. Uzun süren bağırsak problemlerinde kansere dönüşüm görebiliyoruz. Ama bunun direkt o iltihaptan mı kaynaklı, yoksa zaten kanser gelişecek mi? Bu konuda tabii muallak. Ama biz iltihabi bağırsak hastalıkları olan hastalarımızda bu kolonoskopi biraz önce 7 yıl, 10 yılda bir yapılır demiştim. Hı hı. Bu süreleri daha erkene çekiyoruz. Gerekirse her yıl baktığımız hastalarımızda oluyor. Peki değerli hocam, kalın bağırsak kanseri teşhisi koydunuz, tedaviyi yaptınız. Zor bir soru ama kaç yıl yaşar hastamız? Tabii Rabbim bilir. Şöyle söyleyeyim. Ama sağlıksal baktığımızda. Ben yaklaşık 20 yıllık meslek hayatım var. İşte 20 yıl önce kanserden ameliyat olup karşılaştığım hastalar görüyorum. Bunun süresi 30 yılda olabilir, 40 yılda olabilir. Buradaki önemli olan şey şu: kanserin yayılıp yayılmadığı. Eğer kanser yayılmadıysa, cerrahi yöntemle tamamen temizlendiyse hastalarımız hiç ameliyat olmamış gibi uzun süre yaşarlar. Ama lenf organları ve karaciğer, beyin gibi başka kemik gibi organlara metastaz yaptıysa tabii bu süreler maalesef düşüyor. Evet, yine bu programı yapmamızın sebebi erken tanı, erken tabii tanı, ki. Erken tanı. Şimdi ben de sizinle birlikte öğrendim. Nedir? Belli bir yaştan sonra aynı meme kontrollerini yaptırdığımız gibi bizler bağırsaklarımıza da bakmamız gerekiyor. Bunu da sizinle tabii bir kez daha farkındalığına kadınlarımız vardık. Kadınlarımız mesela bu ay meme farkındalık, evet, ayı. Çok hastamız geldi. Hiç şikayeti yok memeden. Ama kontrollerinde benim bir hafta önce gelen bir hastamda hiçbir şikayeti yok. 63 yaşındaydı ve memesinde kanser tespit ettik. Ve erkenden de tedavi olup gidecek. Ama bağırsakta maalesef hastalarımız bu kadar çabuk gelmiyorlar. Çünkü yapılan yöntemin makattan girilerek yapıldığı için hastalarımız utanıyorlar. Maalesef bağırsak kanserlerinde biz erken tanı çok yakalayamıyoruz. O yüzden hastalarımızın bu konuda biraz daha dikkat etmelerini öneriyorum. Evet, izleyicimiz demiş ki 55 yaşında bir kadınım, eşim de 60 yaşında. Kanserden korunmak için hangi testleri yaptırmam lazım demiş. Güzel bir soru bence. Çünkü hani önlemi nasıl alırız dedik ya. Burada tabii var mıdır değerli hocam şu testleri yapın diyebileceğimiz? Bizim Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ettiği basit bir test var. Gaytada gizli kan testi. Gaytadan örnek veriyorsunuz büyük abdestten. Onu inceliyoruz. İçinde kan görürsek diyoruz ki bak, senin bağırsağında kan var. Ya mideden kaynaklıdır ya da bağırsaklarından. Bunun için biz kolonoskopi ve mide endoskopisi yapıyoruz hastalarımıza. Başka tomografi tetkiklerinde tespit ettiğimiz hastalar oluyor. Muayenede şüphelendiğimiz hastalar oluyor. Yani illa bu kolonoskopiyi yaptırmak istemiyorsa bile hastalarımız bir genel cerrahi muayenesine geldikleri zaman
biz şüphelendiğimiz hastalara zaten öneriyoruz. 30 yaşında da olsa, 20 yaşında da olsa bizim kolonoskopi yaptığımız hastalar oluyor. Ama testlerden korkuyorlarsa hiç olmazsa doktora gelip muayene olsunlar. O da bir çare oluşturabilir. Evet, bu da önemli. İzleyicimiz demiş ki kalın bağırsak kanseriyim, karaciğeri sıçramış. Bu nasıl tedavi edilir? Biz ameliyat öncesinde karaciğere yayılmış mı yayılmamış mı diye özellikle çok dikkat ederiz. Bir ultrasonla, bir MR'la bu karaciğerdeki metastazları görüp yerini belirleyip bazen aynı ameliyatta, bazen de ameliyattan sonra kemoterapi olsun, radyo frekans ablasyon dediğimiz yöntemler olsun, bu kitlelere müdahale edip çıkarıyoruz. Evet, izleyicimiz demiş ki kardeşime kalın bağırsak kanseri var, yayılmamıştı. Doktorlar ikinci evrede olduğunu söylemişlerdi. Ameliyat olduktan sonra kemoterapi verildi. Ancak 6 ay sonra nüksetti. Böyle tekrar nüksetme görünebiliyor mu değerli hocam? Görülebilir tabii ki. Çünkü bizim ameliyat sırasında gözümüzle gördüğümüz kitleleri çıkarıyoruz zaten. Ama bir de görmediklerimiz var. Mesela o karın içi çok geniş, periton dediğimiz böyle noktadan küçük, mikroskopla bakınca bile görülmeyen kanser odakları olabiliyor. Onlar için bir şey yapamıyoruz maalesef. Evet, çünkü demiş ki bizde ikinci evrede ama diğer bir tanıdığım üçüncü evrede olmasına rağmen tekrar nüksetmedi demiş. Acaba tabii tedavi yanlış mı yapılıyor Yok, diye sormuş. Yok, tedavinin yanlışlığından değil de işte her hastalık, hani hastalık var ama hasta farklıdır. Evet. O yüzden şöyle anlatayım. 5-6 santimlik bir hastamız vardı. Kolon kanseri. Bu rektumun üst tarafında. Sigmoid kolon dediğimiz bölgeye doğru. Biz bunun laparoskopik cerrahiyle ameliyatını yaptık. İşte 40'a yakın lenf nodu çıkardık. Baktığımız zaman hiçbir lenf nodlarının metastaz olmamış. Yani yayılmamış. Karaciğerine yayılmamış. PET çektik. Beyninde sıkıntı yok. Ya da başka organlarda sıkıntı yok. Bu hastamıza biz kemoterapi bile vermedik. Ve halen sağlıklı şekilde yaşıyor. Ama tümör ne kadar? 5-6 santim. Ama 1 santim tümörü olup yayılan maalesef hastalarımızda oluyor. Ama bunların oranları çok düşük. Evet. Demiş ki izleyicimiz, 27 yaşındayım. Babamda kalın bağırsak kanseri tespit edildi. Bizim de kanserden korunmak için neler yapmamız gerekiyor demiş. Çünkü siz bir yayın başlangıcında tabii ailede öykü de varsa dikkat edilmesi gerekiyor demiştiniz. Ben hastalarıma şöyle öneriyorum. Babanızda kanser var. Hemen hastayı muayeneye alıyoruz. Tümör markerlarına bakıyoruz. Kan tetkikleri yapıyoruz. Bir ultrasonla bakıyoruz. Sonra kolonoskopi randevusu veriyorum. Kolonoskopi ile bağırsaklarını inceliyoruz. Ondan sonra genelde 3-5 yılda bir ailede kanser hikayesi varsa, ama yaşı genç olduğu için tabii bunu 5-6 yılda bir kontroller şeklinde bakabiliriz. Evet, 27 yaşım daha gençliğe beklememeli. Gelip kontrolü yapıp maalesef sonrasında 27 yaşında da kanserli evet hastalarımız oluyor. Özellikle ailesel kanserlerde 15 yaşında bile olabilir. O yüzden bakmamız gerekiyor. Evet, bunu da hatırlatmış olalım. Kolonoskopi dediniz, geçtiğimiz programlarda da bahsetmiştik ama yine de bir minik hatırlatma yapalım mı? Nedir ve nasıl yapılır? Kolonoskopi ucunda kamera olan, kalınlığı şu kalem gibi olan bir alet. Biz makattan girerek kalın bağırsakları, yaklaşık 1,5 metredir, 2 metreye ulaşır bazen. Kalın bağırsakları inceleyip içinde bir hastalık var mı, kanser var mı diye baktığımız bir yöntem. Biz bunu sedasyon altında yapıyoruz. Hastalarımız hiçbir şey hissetmiyorlar, ağrı hissetmiyorlar. Operasyondan sonra da yaklaşık 15-20 dakika sonra gidebiliyorlar. Evet, basit şimdi bir yöntem. Makattan girdiğiniz için aslında kaçış noktası da tek bence korkutucu evet nokta o. Ama korkular hastalıklarımızı iyileştirmiyor. Aksine daha da büyütüyor. Çünkü bağırsaklar da hormonlardan, stresten etkilenen bir organ. Nasıl beyin stresten çok çabuk etkilenir? Mide ve bağırsak sistemi de aynı beyin gibidir. En ufak bir duygu durum bozukluğundan, stresten en önce bağırsaklar etkilenir. O yüzden hafife almamak lazım bağırsakları. Evet, bağırsaklarla ilgili biliyorsunuz çok güzel başlıklar var. İkinci beynimizdir, ona tabii çok ki iyi bakalım diye. Hakikaten çok iyi bakmak lazım. O kadar çok soru geldi ki. Ama şu soruyu sormak istiyorum.
Uzunca yazmış izleyicimiz. 59 yaşındayım. 4 yıl önce kalın bağırsak kanseri oldum. Kanser bağırsakta bulunan polip üzerinde gelişmiş ve çevrede bulunan 2 lenf bezine yayılmıştı. Başka organlara sıçrama olmadığından doktorum ameliyat olmamı önerdi. Biraz önce bahsettiğiniz şey herhalde tabii değil ki. Mi? Ben de ameliyat oldum. Arkasından 6 ay boyunca kemoterapi aldım. Hastalıktan kurtuldum ama yıllık olarak yapılan kolonoskopilerde bağırsamda hep polip bulunuyor. Doktorum bunların çıkarılmazsa kanserleşebilen türden olduğunu söylüyor. Kolonoskopiyle aynı seansta çıkarılıyor dedi. Geçenlerde aspirinin polip ve kanseri önlediğini okudum demiş. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü aspirin şu anda mucizevi bir ilaç olarak nitelendirildi. Özellikle pandemi sürecinde. Ama mutlaka bir günde aspirin, iki aspirin alın, aspirin için kanı sulandırın diye. Siz ne diyorsunuz değerli hocam? Şimdi aspirin ve benzeri ilaçlar var. Dedim ya dün bir hastamı ameliyat ettim diye. 8 yıldır kan sulandırıcı ilaç kullanıyor. Ama kanser. Yani aspirin kanseri önler diye bir şey yok. Bazı çalışmalar yapılıyor işte 50 hastada, 100 hastada, işte 1000 hastada neyse. Ama bir çalışmada deniyor ki aspirin işte şu kadar birkaç hastada düşük kansere yol açtı. Ama bazı çalışmalarda da fark olmadığı görülüyor. O yüzden aspirin çok tehlikeli bir ilaçtır. Kanı sulandırır, kanamalar oluştuğu zaman bir trafik kazası olsun ya da acil ameliyat olsun. Aspirin kullanan hastalar çok tehlikeli sonuçlarla karşılaşırlar. Ameliyat sırasında ölebilirler. Bizim cerrah olarak aspirinden korkarız. Niye? Kestiğimiz yer kanar. Durmaz. Durmaz. O yüzden doktor kontrolünde danışmadan aspirin kullanılmaz. Ve kolon kanserlerini önleme amaçlı aspirin kullanma diye de bir şey yok. Ne dünyada ne Türkiye'de. Böyle bir şey maalesef dedikodu. Evet, izleyicimiz demiş ki babam 65 yaşında, bir süre önce kalın bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Vücuduna yayılmış. Onkolojide kemoterapiye başlayacak ama hastalığını bilmiyor, söyleyelim mi demiş. Bundan 5-10 sene önce hastalarımız çok korkardı. Yani ben bütün hastalarıma söylüyorum. Diyorum ki bakın sizin bağırsağınızda bir yara var diyorum. Bu yara bazen iyi olur, ameliyatla hemen iyileşir. Bazen de ameliyat edilmezse çok yayılır etrafa diyorum. Hani adını kanser demeyebilirler ama hiç olmazsa bu böyle bir yarası varmış. Bu yaranın da biraz sıkıntılı, kötü huylu bir yaraymış derlerse hastalarımız çok ciddi tepkiler göstermiyorlar. Ama hiç kaldıramayacak böyle söylendiği an evhamlı kişiler de oluyor. Kendini kaybedecek bir hastaysa tabii ailesi olarak böyle düşünmeleri normal ama ben hastalarıma söylüyorum. Evet, izleyicimiz demiş ki babama kalın bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Karaciğeri ve akciğeri yayılmış. Bu tür kanserde kemoterapiden başka hedefe yönelik tedaviler verildiğini okudum. Bu ne demek oluyor? Kemoterapi de hedefe yönelik bir tedavi değil mi? Demiş. Şimdi kemoterapi biz kan sistemine veriyoruz, damardan veriyoruz kemoterapiyi. Ama karaciğerinde kitle var, akciğerinde de var. Bizim birkaç adet kitle varsa, yani çok fazla değilse, çıkarılabilecek bir yerdeyse, biz öncelikle tabii ki cerrahi yöntemle o metastaz dediğimiz yayılmış kısmı çıkarmayı tercih ediyoruz. Ama çok fazla vücudun her tarafındaysa, her tarafını ameliyat etme şansımız olmuyor. O yüzden kemoterapi veriyoruz. Bazen kemoterapiden çok ciddi fayda görüyor hastalarımız. Ama bazen bu fayda az oluyor. Bazılarında da hiç fayda görmüyor. Ama kemoterapi fayda vermiyor demek doğru değil. Benim çok hastam kemoterapiyle iyileşti. Çok hastam mesela 2 sene sonra ölecekse 5-10 yıl daha yaşayıp öldü. O yüzden tıp çok ilerledi. Bu gerçekten her günde ilerliyor. Biz artık tedavilerde kombine yöntem kullanıyoruz. Cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi. Ayrıca hedefe yönelik dediği için mesela karaciğerindeki kitlelere biz dışarıdan bir iğne şeklinde, biraz kalın iğneler, o kitlenin etrafını sarıp sadece orayı yakan ya da o kitlenin olduğu yerin damarlanmasını embolektomiyle, yani emboli yapıyoruz. O damarı tıkadığımız zaman kitle büyümüyor ve küçülüyor. 10 santimlik karaciğerinde kitle olan hasta bu tromboz yaptığımız zaman, çünkü her kitle damarla beslenir.
damarla beslenmeyen kitleler büyümez. Onlar yok olur giderler. Biz de o damarı tıkadığımız zaman o yöntemlerle girişimsel radyoloji yapar bunu. O kitleler küçülür ve hastanın yaşam süresi artar. Yaşam kalitesi biraz daha rahatlayabilir. Müdahale edilemeyecek kitleler için bahsediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Çok güzel sorularımız var. Devam edeceğim ama artık bana toparla işareti geldi. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah diğer bir programda. Çok kanserler da, böyle işte yarım saat 40 dakikada anlatılacak konular değil. Sadece genel manada konuştuk. Ama kolon kanseri deyince biz bunun rektum kanserleri var, sigmoid kolon kanserleri var. İşte ayırıyoruz biz splenik fleksura diye, transvers kolon, çekum kanserleri. Yani çok geniş bir konu aslında. Ama burada hastalarımıza şunu söylemek istiyorum. Siz kanserden korkmayın. Sadece belli yaşlarda, belli sürelerle doktorunuza kontrole geliniz. Kolon kanserlerinin erken tanısını biz kolonoskopiyle yapıyoruz. O yüzden korkmayın. Sedasyonla, hiçbir şey hissetmeden 15-20 dakikalık bir işlemle sizde kanser var mı yok mu diye biz bakabiliyoruz. Eğer küçük polipleriniz varsa hiç ameliyat etmeden o poliplerinizi temizliyoruz ve ileriki hayatınızda kanserle karşılaşmıyorsunuz. Lütfen kontrollerinizi aksatmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, lütfen kontrollerinizi aksatmayın. Erken tanı hayat kurtarır. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Ve meme farkındalık ayında da meme kanserleri noktasında şu anda Hüme Hastanesi'nde çok güzel çalışmalar var. Mutlaka da gidip taramalarımızı yaptıralım. Altını bir kez daha çizmek istiyorum. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, esen kalın. Allah'a emanet olun efendim. Sağlıkla kalın.